Herkese günaydın. Kanala hoş geldiniz. Ben tipimi düzeltmeye çalışıyorum. Çok yeni kalktım. Sabah çok erken kalktık. Online ders vardı. Efe online dersini yaptı. Sonra çocuklara kahvaltı falan ettirdim. Daha şimdi ortalığı toparlayıp kendime gelmeye çalışıyorum. Ufak bir makyaj yapacağım. Akşama beraber gideceğiz. Onun doğum günü var. Kimse yok ama sadece biz varız. Onlar ve biz zaten fazla kişi görüşmek yasak olduğu için ancak iki kişi, 18 yaşından büyük iki kişi misafir olarak kabul edebiliyorsunuz eve. Çocuklar aşağıda. Ben şimdi birazcık yüzüm gözüm düzelteceğim. Göz altlarım falan gitmiş yani yeni kalktım çünkü. Ondan sonra bir Efe'nin çarşaflarını falan yıkamak istiyorum. Sonra da bakacağız birlikte ne yapacağımıza. Cilt bakımı ürünlerimi falan soruyordunuz. Şu sıralar bu serumu kullanıyorum. Günlük makyajımı yapmadan önce şu serumu sürüyorum. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle bir markası var. TK Maxx'ten almıştım. Bunu sürüyorum. Ondan sonra günlük krem sürüyorum ve üstüne göz kremimi sürüyorum. Gözaltı kremi. Çocuklar sesi gelebilir. Aşağıda oyun oynuyorlar o yüzden. Sonra da normal makyaj yapıyorum ama çok fazla makyaj yapmayacağım dediğim gibi. Bir gözaltı kapasitesi süreyim. Gözlerim altım olsun mor çünkü. Bir rimer bir de allık sürerim. Sonra çıkarken de belki bir lip gloss gibi bir şey sürerim. Bakarız yani. Evde bayağı bir işim var. Onu halledeceğim. Bundan sonra önümüzdeki bir ay ev flu olacak. Çünkü evden pek çıkamıyoruz. Dediğim gibi bugün arkadaşım doğum günü. Dükkanlar falan da kapalı. Ona bir şey ayarlamam lazım. Nasıl yapayım bilmiyorum. Birlikte bakarız artık. Şimdi ben tipimi düzelttim birazcık. Yani vallahi makyajın iyi gelmediği bir şey yok herhalde. Depresyona, yalnızlığa, tükenmişlik sendromuna falan her şey iyi geliyor. Şimdi ben Efe'nin odasına geldim. Şu çarşaflarını bir yıkayacağım onun. Ondan sonra da aşağı inip çocuklara öğle yemeği vermem lazım. Bilmiyorum ne yiyecekler, ne istiyor canları. Önce şunları atayım hemen çabucak. Buraya da bir süpürmem lazım. Yine toz olmuş. Efe burada oynuyor falan. Bayağı toz oluyor bu oda. Tozunu kendine aldırıyorum. Bu toz alma mendillerini veriyorum. Burayı kendi yapıyor ama süpürme silme işini ben yapıyorum. Çocuklar da daha pijamalarla giyinmediler. Onları da giydireyim. Deterjanımız da az kalmış. Boxta olması lazım. Hemen fazlaca almıştı. Ben bu kapsülleri kullanıyorum. Çok iyi oluyor. İçinde yumuşatıcı da var. Normal şeyde. Deterjanda buraya koymadığınız için de burası temiz kalıyor. Makinamızda daha uzun ömürlü oluyor. Bunu da halledelim. Şöyle mopun ucunu da yıkamıştım. Bu yersiz meşenin ucunu da yıkamıştım. Şimdi aşağı doğru gidiyorum. Hiçbir yer açık olmadığı için arkadaşıma evden bir şeyler ayarladım. Bunlar benim çeyizlerimden. Ona kısmetmiş. Bir tane şöyle lif. Hep el emeği bunlar örgü. Bir tane de şöyle havlu koyacağım ona. Bunlar da yine hep el işi. Dediğim gibi her yer kapalı olduğu için evden bir şeyler ayarladım. Gösteriyorum çünkü bunu verdikten sonra koyacağım ben bu videoyu. Çam sakızı, çoban armağanı böyle ona kısmet olmuş. Şunları da paket yapayım ben. Şimdi çocuklar online oyun oynuyorlar. Daha açılmamışlar. Ben bir bulaşık makinesi çevirip ya başlatıp şimdi evi süpüreceğim. Burası da bitsin. Bir de tezgah silmem lazım. Akşamdan böyle bir şeyler yapmıştık. Burayı temizleyeyim. Ondan sonra üst katı silip süpürürüz. Şimdi çocuklardan biri sucuklu yumurta istedi. Öteki de krep istedi. İkisine de ayrı ayrı yapıyorum. Onlar karınlarını doyursunlar. Yanına salata falan keseyim. Ondan sonra ben bu mutfağı falan temizleyeyim. Şu fayansları falan temizleyeceğim. Ocağı temizleyeceğim. Bayağı bir işim var yani. Çocuklar evde olunca böyle maalesef bir işe başlıyorsunuz ama sonunu getiremiyorsunuz. Yarım kalıyor. Neyse onlar yesinler. Afiyet olsun oğlum. Onlar yesinler. Sen ne istiyorsun dostum? Sen yemeğini yemedin mi? Ben seni yıkayacağım ama bugün değil, tamam mı? Yarın yıkayacağım. Tamam mı anneciğim? Böyle. Ben seni yıkayacağım, tamam mı? Sen bıcı bıcı yapacaksın ama bugün değil. Bugün annenin biraz işi var, yarın. Okey? Ben yukarıdan başlayayım çünkü çocuklar yiyorlar. Şimdi yine dökecekler kırıntı falan. Çocuklar yemek yiyin, ben yukarı süpürüyorum, tamam mı? Poyraz. Poyraz. Yemek bitecek, hadi oğlum. Hadi bakayım göreyim bir ısır. Aferin. Neyse onlar yesinler. Ben bir yukarıyı süpüreyim, tozunu alayım hemen. Sonra aşağıya geçeceğim. Sabahtan beri aşağıya geçeceğim. Bir türlü geçemedim.
I don't know who you are, I don't know where you live. I'm just hoping we can start off being friends. I hope you understand, I'm not out here to impress, but I try so hard to do my best and never stress. Oh my god, yeah, I keep them so close and I wonder if you do the same. Bence beni kutlamalısınız. Çünkü bütün işimi bitirdim. Sadece ilaç koydum fırının içine. Onu sonra yapacağım. Şimdi çocukları giydirip dışarı çıkartacağım. Sonra da işte efendim resimlerini çekmem lazım. Şurada düzelteyim süpürdüm diye. Böyle her şey yamuk. Çiçeğimiz de ne güzel açmış. Şöyle düzelteyim. Sonra da kahve içeceğim. Az dinleneyim. Akşama hazırlık yapacağız. Tarçın mama mı yiyor? Tarçın'a mama koydum, mama yiyor şimdi. Hadi ye ye, tamam bir şey yapmıyorum. Ye, almayacağım mamanı, almayacağım hadi. Afiyet olsun. Şimdi biz biraz dışarı çıkacağız. Tarçın'ı çıkartmamız gerekiyor. Bir de Efe'nin resmini çekeceğim. Hem de çocuklar hava almış olurlar. Ondan sonra... Evet, poyrazın üzerine giren çok tatlı değil mi? Efe'ninkiler de güzel oldu. Bu Şiğin'den aldıklarım. Ondan sonra eve geleceğiz. Baba gelecek ve gidiyoruz. Tarçın seni gezdiriyor. Şimdi bekle. Bu arada paketim geldi Zalando'dan. Demiştim ya Levent'e doğum günü hediyesi. Aman doğum günü diyorum ya. Yılbaşı hediyesi aldım. Dün gelecekti ama az önce geldi. Ne gideceğiz? Tamam. Seni çıkaracağız. Seni gezdireceğiz. Tamam mı? Seni gezdireceğiz. Tamam mı? Uy, tüydüm benim. Tüydüm. Bak. Çirkin oldun iyice. Ağzın yüzün mama olmuş. Çok tatlı. Ne? Koşmayın. Poyraz koşmayın. Efe. Tarçın da koşuyor. Beni çekiyor ondan sonra. O da koşuyor. İpini koparmış gibi oldular birdenbire. Canları sıkılıyor evde çok. Efendim annem. Tamam düşersiniz koşmayın. Yavaş olun. Tarçın işini halletsin, çocuklar da az oynasınlar. Biz bayağı ormanda gezdik. Efe'nin fotoğraflarını falan çektik. Sonra eve geldik. Saat 5 daha. Yani hava kapkaranlık, bakar mısınız? Bayağı gece gibi ama saat daha 5 yani. 5'e 5 var hatta. Levent de işten çıkmış. Az sonra gelecek. Biz yemeğimizi yedik erkenden. O da orada bir şeyler yemiş. Sizeyim biz daha hani gelince yemekle uğraşmayalım dedi. Direkt çıkarız dedi. Çok geç kalmayalım dedi. Ben de çocuklara yedirdim. Balık kızarttım. Balık almış Levent. Bayağı güzel. Onu da göstereceğim. Size bayağı uygun almış. Bir de şey vardı. Pilav vardı. Balıklı pilav yemeyi seviyor bizimkiler. Onu yedik. Öyle bir de salata yaptım. Yeşil salata. Şimdi bir kahve yapacağım kendime yine. Cappuccino yapacağım. Su ısıtıyorum. Levent gelince de çıkacağız. Ama önce benim bulaşık makinesini boşaltmam lazım. Hala çalışıyor. 5 dakika kaldı. Centrum'a göndermiştim birkaç bir şey için. O da böyle salon balığı görmüş, paketlenmiş, böyle vakumlanmış. Yani bu kadarı 9,5 euro falanmış herhalde. Böyle almış 2 tane, bir de alabalık almış. Ben alabalığı çok severim. Tereyağında alabalık kızarttım, onu yedik pilavla. Bunu nasıl yapayım, fırında mı yapayım bilemedim. O yüzden bunu yapmadım, bunu da bir dahaki sefere yaparım. Önerileriniz varsa somon balığı nasıl güzel oluyor yani. Buharda yapıyorum ben. Bir de fırında yapıyorum ama fırında çok sevmiyorlar. Bildiğiniz bir sos falan varsa lütfen bana yazın. Aklıma gelmedi yani, nasıl yapsam bilemedim. Böyle buzluğa atacağım şimdi bunu. Şöyle bir zeytinyağı almıştım ben geçen gün. Bu böyle kekikli, biberli falan. Acaba bununla güzel olur mu? Hani bununla üzerine döküp limon koyup fırına atsam o nasıl olur diye düşündüm ama bilmiyorum. Başka öneriniz varsa dediğim gibi yazın bana. Pek cesaret edemedim. Bir de heba etmek istemedim yani. Bir dedim iyice öğreneyim, nasıl yapayım. O fırında yaptığımı sevmiyorlar. Ben üzerine zeytinyağı sürüyorum normal. Soğan falan koyuyorum. Hoşlarına gitmedi ama. Başka bir yöntem de bilmiyorum. Bir de buharda yapıyorum. Buharda da çok tatsız susuz oluyor. Bilemedim yani. Buyurun. Kapattın mı kapıyı? Evet. Anne senin aynı işte. Tamam hadi bir otur bakalım. Sen mi yaptın pastayı yoksa? Bir tanesini ben yaptım, bir tanesini. Ha, iki tane var hem de. Ooo bakayım Melisa, sen yardım ettin mi annene?
Etmedin mi? O yanımda durdu. Çok böyle güzel görünüyor. Işığı yakayım biraz daha. Bakalım. Nice yıllara Meral'cim. Tekrar. Verelim. Bak şöyle pastamı şöyle koyayım ben de zaten. Şimdi... Önce şundan başlayalım. Bu yani iş ne mi? Biz yalnız sabah ailece azıcık böyle kutlama yapmıştık. Ucundan bındıkladık diye. Ben baksana büyük almıştım ben şöyle olsun diye. Bunu aldık. Heyma'yı kapattılar gene. Ciddi misin? Aa, tam hemen kapandı. Açıktı. Açıktı, kapattılar diye duydum. Hmm. Yani yarın açılırsa tekrar aa, bilemem. Bu arada biz pasta kesmeye başladık. Hemen göstereyim. Bu da yaptığım bak dondu biraz daha. İçine birazdan krema koyacağız. Bundan da keseriz. Herkes sever değil mi bundan? Severler, severler. Levent çok sever hatta. Ben sevmem. Bakın biraz kenarı. Tamam, sana vermeyeceğim zaten ondan o zaman. Neyi döktün? Ama biz bundan yıkamak için değil, bir asmak için kullanıyoruz. Yok canım, yıkanın bir şey olmaz. Ay, ama çok güzel, baksana. Evet, güzel. Bak, ne bu? Biri yapmış. Yok, ben yapmadım da birine yaptırmıştık onları. Yani anne en değerlilerini bana getirmiş şimdi. Bak gördün mü? Bak şunun motifini. Bak ne kadar güzel. Ya dükkanlar kapalıydı, ben de evden ayarladım bir şeyler. Ona yandı mı? Çay var. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Arkasını kullan. Arkasını kullanalım. Burayı ne yapacağım? Ya da böyle güzel bir asacak bir şey buluruz, öyle kullanırız. Olur mu? Ama kullan ya. Ben şey yaparım, yaptırım yine size Türkiye'de, bir şey olmaz. Popilik olması güzel. Aa, değişik değil mi? Çok güzel. Evet, biz eve geldik. Çocuklara banyo yaptırdım. Şimdi onları yatırdım. Ben de üstümü değiştirdim. Birazcık böyle çay falan içeriz yine Levent'te. Belki bir film izleriz. Ondan sonra biz de yatırız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki vlogta görüşmek üzere. Hoşçakalın.